rahatlık. Evet, bu bizim kara kızımız. Bu da bizim kofanımız. Evet, yiyecek misin hepsini? Evet. Valla tam buradan yanağından bulduk. Peskadora balık temizleyiciyle temizleyeceğiz. Hayır, sen duruyorsun, birazcık bekliyorsun burada. Normalde aslında çok fazla hani mangal yapacağım balıkların kuzunu kazımam ama lüfer, kofana, bunların derisi çok lezzetli olduğu için bunu kazımak istiyorum. Bu arada bu ürünlere dolunsalacak.com'dan ulaşabilirsiniz. Böylelikle ürün yerleştirme de yapmış olduk. Evet, kara kız da buraları tırmalıyor. Geldi. Ah, pul ye. Deli ya. Her şeyi yiyelim. Al bunu ya, al. Delirdi var ya mutluluktan, bak. Hepsini sen ye. Nereden yiyeceğini şaşırdı bak. Aslında balığımızı denizde hemen avdan sonra temizlememesi, deniz suyuyla daha sağlıklı. Ama zaten çok taze balık olduğu için dolapta bir gün dinlendirdikten sonra Hayır, oraya çıkmak yok, ne şey. Sabırsız. Al sana iki yerini vereyim ya. Al sana iki yer. Tamam, önce aldım. Bütün olarak mangala koyacağım. O yüzden kalın bölgeleri pişsin ve üzerine yapacağımız sosu biraz aroması karışsın diye çiziyorum ve böyle bırakacağım. Bu kadar. İşlerini gösterebilir misin? Nasıl gösteririz? Evet, denizlerimizin en sert balığı
Namı değer Kofana. Hadi gel biraz bir yere toplayalım. Bu benim biberi ağacım. Taze biberiyeler. Şu yeşillerinden biraz alalım. İki sap yeterli herhalde. Evet, salatamız ve soslarımız için limona ihtiyacımız var. Burada 12 ay dalında limon bulabiliyoruz. Ama ben yerdekilerden almayı tercih ediyorum. Bir tane de dalından. İyi vallahi, sen nasılsın yenge? Valla gönül isterdi ki bunların hepsini böyle tarladan toplayalım ama burada taze taze var. Evet. Şimdi buradan biraz yeşilliğimizi alacağız, domatesimizi alacağız. Tamam, evet, gelelim. Teşekkür ederim. Karakız. 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 Karakızın genişleri vardı ama karakızlar çok küçük olduğu için genişleri gitti. Balığımızdan tazeler ve deniz büyücüsü güzel ellerle hazırlanıyor. Avokado ağacı henüz daha avokado olmadı değil mi? Balığımızı tabağa alalım. Biraz yağlamak istiyorum zeytinyağı. Yani bu balık şu anda Marmara Denizi ya da Karadeniz'de olsaydı muhtemelen bayağı yağlı olurdu ama şu anda çok yağlı değildir Fethiye'de, bu bölgede maalesef ki. O yüzden biraz yağlamakta fayda var. Okay. Mangala gitmek için hazır.
Mangalda balığın üzerine kullanmak için limonlu, zeytinyağlı, tuzlu ve sarımsaklı bir sos hazırlıyorum. Evet, bunu mangalda balığın üzerine kullanacağız. Daha önce de söylediğim gibi Fethiye bölgesinde, yani bu mevsimde balıklar çok yağlı değil. O yüzden biraz daha yağlandırıp soslandıracağız.